27 yaşındaki Sema Nur Arslan, 43. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Genç kızın nasıl öldüğüne dair soru işaretleri sürüyor. Arkadaşlarının intihar iddiasına Arslan ailesi kesinlikle karşı çıkıyor. Polis de Sema Nur'un telefonunu incelemeye aldı. Hem otopsi raporu hem de telefon incelemesinin ardından sır ölümün çözülmesi bekleniyor. Benim çocuğum bana versinler. Ne olur bu üstü kapanmasın. Yavrum, 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 yavrum. 27 yıllık hayatı bir gökdelenin 43. katından düşmesiyle son buldu. Yakın çevresine göre hayat doluydu. Sema Nur Arslan ardında onlarca soru işareti bıraktı. Benim kızım intihar etmez, intihar diyorlar. Benim kızım hayat doluydu. Benim kızım çok güzeldi. Çok iyi bir çocuktu. Çok temizdi. O gece kendi isteğiyle gitti o binaya. Kız arkadaşıyla bir başka genç de evdeydi o sırada. İki isim de verdikleri ifadede Sema Nur'un intihar etmiş olabileceğini söyledi. Biz o sırada aynı odada değildik dedi. İki isim serbest bırakıldı. Verdikleri ifadeler çelişkili. Birbirini tutmuyor. Ailenin avukatı ise genç kızın düşmeden önce taksi çağırdığına dikkat çekti. Hatta Sema Nur'un kardeşine ve yakın çevresine tehdit ve takip edildiğini anlattığı da ailenin iddiaları arasında yer aldı. İşte bu yüzden ailesi Sema Nur'un bir cinayete kurban gittiğini düşünüyor. Alkol bile kullanmıyordu. Hiçbir şekilde başka herhangi bir madde de kullanmıyordu. Psikolojik olarak hiçbir kötü durumda değildi. Soruşturma derinleşti. Genç kızın cep telefonu da incelemeye alındı. İntihar etmek istese dahi beni arar. Bana veda etmeden sesimi duymadan intihar bile etmez. Etmez, ben biliyorum etmez. Edecek birisi değil zaten. Sevam olur geç gel anne. Annem gel annem gel annem. Olayın üzerindeki sır perdesinin aralanması için Sema Nur'un son konuşmaları ve mesajları incelenecek. Aynı zamanda otopsi raporu da bekleniyor. Eminim ki çözülecek.